Biz 6 kardeşiz. Hepimiz Dersim'in Mazgirt köyünün Goma'nın Seydan mezrasında dünyaya geldik. Daha sonraları babam çocukları okutmak için Karakoçan'a geldik. Mazlum da yine Seydan mahallesinde doğdu. Mazlum'la Delil en küçüklerimiz. Mazlum'dan sonra da Delil dünyaya geldi. Mazlum gerçekten okula başlar başlamaz yani kendi zekasıyla, efendiliğiyle, kimseye sataşmamasıyla kendini belli ediyordu. Mazlum'un bir de biraz yani belki çocukluğunda yaşadığı bir şey de olabilir. Dili hafif takılıyordu, kekemeydi yani Mazlum. Tom Texas çok okuyordu. Ben işteyim, o onları okuyor. Ayrıca da herhalde şeyden kaynaklı da olabilir. Orada şey diyorlarmış, kara Kürt, pis Kürt, esmer olduğu için. Acaba ondan da kaynaklı olabilir mi bilmiyorum. 4 tane zayıf getirdi. Zayıf, dersleri zayıf olunca o kadar çok zeki olan, çalışkan olan çocuğun. Babamlar dediler ki sen bakamıyorsun, bize yolla en iyisi. Ortaokuldayken Demirel buraya geliyor. Demirel'i çocukları örgütlüyor, küçük çocukları Demirel'i taşlıyorlar konuşma sırasında. Ondan sonra Demirel hatta şapkasını bırakıyor, kaçıp gidiyor. Sonra şapkasının peşinde burada yol çatı var, oraya götürüyorlar. Mazlum o zaman birkaç gün gözaltında kalıyor. Annem tekrar işte tanıdıklara falan atıyor kendini. Öğretmen de zaten faşistmiş müdürü. Çok Mazlum'un üzerinde duruyor ama Urfalı arkadaşları varmış. O arkadaşları hep onu kolluyormuş. Sürekli de şey yapmışlar. Sonra Urfalı olan arkadaş demiş ki telefonla mektup yazmış Mazlum değil. Demiş ki gelin kendiniz Mazlum'u alın. Biz burada tamam şey yapmaya çalışıyoruz, korumaya çalışıyoruz ama Mazlum'u yaşatmayabilirler. Ama çocukken hep makine mühendisi olacağım diyordu. Bilmiyorum sonra ekonomiyi de 2. sınıfta bıraktı. Devrimcilik yaptı. Bir de Mazlum mesela çok paylaşımcıydı. Ben çünkü girdim, yaşadım o cezaevinde. Yani belki 90 gün bile kalmadım, 3 ay. Ama ben orayı yaşadım. Yani beraber mahkemeye gittik Mazlum'la. Ondan sonra işkencehaneye götürdüler. Bize işkence yapmadılar ama Mazlum'a işkence yaptılar. Arkadaşa işkence yaptılar. Birini merdivende atmışa bir anamızı Erkan Uzun'du herhalde. Mesela o çocuk annesini götürdüler. 40 kişi belki yüklenmişti, işkence yapıyorlardı. Oğlum niye bu kadar işkence yapıyorsunuz demiş. Öldürün bir defa da kurtulsun demiş ana. Diyorduk ki Mazlum'a. Çünkü onlar bize onu diyorlardı. Çok inatçılar. Biz diyoruz ki ayağa kalkın, ayağa kalkmıyorlar. Onun için işte işkence yapıyoruz. Veya şunu biz de dedik ki Mazlum dedik köprüde geçinceye kadar ayıya dayı demek lazım dedik. Hani şey yap yani kalk diyorlarsa kalkın ne var yani? Niye bu kadar hakarete maruz kalacaksınız? O dedi ki sizin bildiğiniz gibi değil. Bugün bize kalk derler, yarın öbür gün yat derler, öbür gün bir başka şey söylerler. Bunların isteklerinin sonu gelmez. Bunları tek tek bize kabul ettirmeye çalışıyorlar. Biz de bunu kabul edemeyiz. Mazlum işte biz dedik, Mazlum dedik bak sen olmazsan biz işte yaşayamayız falan, şunu yapamayız, bunu yapamayız. Dedi ki siz yaşamazsanız bile siz ailem olarak 5-6 kişisiniz. Ama burada milyonlarca Kürt var. Yani Kürtleri bir tarafa bırakıp sizin için şey yapamam yani. Düşmana evet diyemem. Mazlum şunu demişti yalnız hani onların o konuşmaları karşısında. Ama siz göreceksiniz ve yaşayacaksınız. Bir gün bizi altın harflerle yani mücadele edenler sadece kendisi için demişti. Bir gün bizi Kürt halkı altın harflerle yazacak tarihe. Onu kendisi yani bunu biz düşünmeden önce o bunu söylemişti. Yani Kürt halkına veya yani en azından gidişata dur demesine yani böyle büyük bir fedakarlık yapıp böyle bir eylem koyduğu için de biz de onlarla gurur duyuyoruz. Tabii bizi mutlu ediyor ama bazen şunu diyebiliyoruz. Keşke onlar da yaşasaydı. Yani mücadelenin nereye kadar geldiğini görebilselerdi. Mesela bir dönem çok çok üzüldüm. Bir yıl boyunca belki ağladım. Mazlum'u çok da özlüyordum. Delili göremeden şey oldu. Ama sonra baktım gözlerim çok iyi. Sonra dedim ki ya ben ağlayacağıma
mücadeleye bir katkı sunabileceksem, bir şey yapabileceksem, bence mücadele için bir şeyler yapmalıyım. Yani böyle miskinleşmektense, mazlum da böyle miskinleşmemi istemezdi. Delil de istemezdi. Onlar diri olmamızı isterler. Yani tamam şey yapıyoruz, yine üzülüyoruz. Mesela bu ufacık bir parmağımız bile şey olsa, ya onlar nasıl dayandı diyoruz. Hep onları her şeyde hissediyoruz. Her türlü şeyde. İliklerimize kadar. Ama işte gerçekten bir yerlere varabilmek için de kimilerinin evet mücadele etme ve kimilerinin de kendilerini feda etmeleri gerekir. Eğer kurtuluşumuzu istiyorsanız bizim çoğalmamız lazım. Yani propaganda yapın, bize anlatın, gerçekleri anlatın, haklılığımızı anlatın. Onu diyordu. Ama öyle bizzat çok önümüzde durup da şey yapmadılar yani. Çünkü onların yaşadıklarını hiçbirimiz yaşamadık. Bravo, her şeye rağmen direniyorlarsa bizim onlara saygı duymamız lazım. Ve bizim sonuna kadar onların yanında ve onlarla beraber olmamız lazım. Bizim yapamadığımızı, aslında bizim yapmamız gerekli ama biz yapmadığımız için cezaevindekiler bunu yapmak zorunda kalıyor. Oysa bu, yani bunu, bu işi bizim yapmamız lazım. Çağrım herkesin cezaevindeki direnişlerinin yanında olması. Gerçekten bu direnişin yanında olup da bu aşırı grevlerini bitirmeleri, daha fazla gerçekten yıpranmadan veya daha çok hasar görmeden son bulması için bizim de sonuna kadar onları desteklememiz, örgütlenmemiz ve şey yapmamız lazım. Bütün Kürdistan halkı, hatta dünya halkları için, ezilen dünya halkları için kendilerini feda ettiler. Yani mümkün olduğu kadar görkemli ve coşkulu bir şekilde Nevroz'un kutlanmasını, bayramın kutlanmasını istiyorum. Ayrıca da yine yani bütün, ben herkesi, bütün arkadaşları birer mazlum olarak görüyorum, bütün şehitlerimizi. Çünkü gerçekten hepsi birer kahraman. Hepsi sonuçta kendilerini bu ülke için feda ettiler. Ama mazlumun da eylemi çok önemli. Yani o dönem çok önemli bir eylem olduğu için ve Kürt halkına çok şey sağladığı için onunla da gurur duyuyorum yani. Nasıl böyle bir eylemi veya neler düşündü, bu eylemi koydu. Gerçi insan neler düşündüğünü biraz tahmin edebiliyor. Yani onlar orada cezaevinde bitirmek istiyorlardı Kürtlüğü. En az 20 yıl daha geriye atmak istiyorlardı belki. Ama mazlum bunu durdurdu. O konuda da kendisine minnettarız. Ne diyebilirim ki? Benim kardeşim değil, herkesin kardeşi.